Ya sen bir kere böyle bir evde oturamazsın inek bakıp da. Günaydın, günaydın. Bulamıyorum. Bulamıyorum derken. Biz bu arada YouTube'dan öğrendik hayvancılık yapmayı. Para değil de hani bir ayakkabı 1000 lira değil, işte şu kadar litre süt ediyor. Ha bu arada şey abi, dün sordun ya Neşe nereden geliyor, soyadınız falan da değil diye. Biz Özgürüz. Kuşlara bak ya. Biz konuşuyoruz, sen konuşmana gerek yok der gibi adeta ya. Çok güzel. Zonguldak, Çaycuma, Aşağı İhsaniye Köyü. Şu severek yaptığım işin bana verdiği hazza bakar mısınız ya? Bunu size nasıl anlatacağım? Şu arkama bakın, görüntülere bakın. Burası da ayrı güzel ya. Her taraf yeşil. Yolu falan karıştırdım yani buraya gelirken etrafa bakmaktan. Elbette hepimizin amacı güzel yaşamak, iyi insanlarla beraber olmak. Bu ülkede kötü insanların yanında iyi insanlar da var. Bir şeyleri inşa eden insanlar hep yaklaşın diye konuşuyoruz ya. Yani onlar taşın üstüne taşı koymaya çalışıyorlar. Şimdi yine öyle bir güzel, radikal karar vermiş bir çiftin yanındayız. Birisi psikolog, birisi yüzme hocası. Ama hayvancılıkla uğraşıyorlar. İlginç bir hikayeleri var. Neşe çiftliğindeyiz. Çok neşeliler. Videomuz başlıyor. Geliyorlar, dur. Orada bir şey mi? Bunlar hala alışmadı. Niye bunlar hep çıkıntılık yapıyor? Gıcıkla. Eyvah. Eğilin. Aha gittiler. Eğilmezseniz gelmiyor. Görmemeleri lazım. Bunlar Bahama. Özellikleri bu. Biraz bir tur atacaklar. Geldiler. Eğilin. Ay anasını. İniş yapamadı. Biraz çekilelim. İnecek yer arıyor. Şey, yaban hayat. Havuza inmesi lazım. Geliyor, geliyor. Eğilin. Beci. İnsenize. İndi mi? Evet, tam yerine gittiler. Tamam. Tamam. Öncelikle herkese merhaba. Neşe Çiftliği'ne hoş geldiniz. Ben Şeyda Nur. 29 yaşındayım. Yaklaşık 3 yıl önce eşimle beraber ata toprağımıza geri döndük. Psikoloji ve gazetecilik mezunuyum. Ben de Necip Özerkaya. 30 yaşındayım. Yüzme eğitmenliği yapıyordum. Beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümünden mezunum. Ne yapıyorsun Pakize? Nereye? Göbek gidiyorum. Nen geliyorsun? Göbek gidiyorum. Ha, tamam. Kolay gelsin. Hadi kızım, içeri. Sağ ol, içeri. Teşekkür ederim. Sahte. Yürü gel. İnsanlara şey yapmak mesela ayıptır. İstanbul'da arkadaşına karşılaşırsın mahallede. Nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun? Ama burada hani şey, abi, hayatın akışı buymuş gibi. Nereden geliyorsun, nereden nereye geliyorsun? Gidiyorsun? Söyleyeceksin. Ve, öyle kafana göre bir yere gidemezsin. Ve bir seviye sonrası hani şey, neredeydin? Nereye gidiyorsun? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Hani şey gibi. Abi. Köye araba girer, ona böyle bakarsın. Evet. Yani her şey kontrolün altında, evet, olması gerekiyor köylerde. 12 ay hayvanlarımız dışarıda otlarlar. Çünkü burası Karadeniz olduğu için yerde ot bitse de ormanın içinde ot kalmaya devam ediyor. Bu akşam bir hayvanımızın doğurganlığında bir sorun yaşadığımız için oraya bir pirit taktık. Yani pirit uygulaması. Onunla ilgili bir işlem yapacağız. Aynen. Bizim fakirhane. İşte yapılır mı? Hayvan alsak bakabilir miyiz sorularının geldiği nokta son burası. Son nokta burası. Aynen öyle. Hayvanlar henüz gelmemiş. Biliyorlar, sesimizi biliyorlar. Sesimizi biliyorlar. Yoldan bile bakıyorlar seslenince. İsimlerini de biliyorlar. Haydi! Geçen de şey konuştuk ya. Biz var ya hayatta, şehirde, apartmanda yapamayız ya. Bizi ikinci gün kovarlar artık. Aynen. Köyde alıştık her şeye. Şeyda Nur bir yandan Türkiye'ye giriyor. Ben bir yerden bir şarkıya giriyorum. Bağıra çağıra. Ve biz oturup gerçekten yazdık. Köye gidersek bunun artıları neler? Ciddi ciddi yazdık ve dedik ki kendimize, bir gün köyde çok zorlanırsak açıp buna bakalım. Biz özgürüz. Çünkü o kadar fazla ki bizim için artısı köyde yaşamanın, hayvancılık yapmanın, şehirde yaşamaya göre.
istediğimiz saatte kalkıp istediğimiz kadar yapıyoruz işlerimizi. Hiç kimseye hesap vermek zorunda değiliz. Tamamen yaşamımız bizim elimizde. Aynen. Hemen yem verirsen bağlarım ben onu. Bu benzersiz lezzete asla hayır diyemez. Aferin kızım. Aferin. Tamam. Aferin. Hazır burası. Gel istersen. Burnundan tutunca hayvanlar biraz daha uysallaşıyorlar. Tuttum kanki. Bulamıyorum. Bulamıyorum derken. Dur, buldum. Çabuk çabuk. Yine. Şurada. Kas içi. Dur, dur. İyi misin? Bırak bir saniye. Elimden kaçtı, çaktı bana. Tamamdır. Tebrikler. Asıl bana ilk defa yaptın bunu. Hayvanın içindeydi, üreme organında. Bir haftadır duruyordu orada. Bunu neden kullandık? Hayvanımız gebe kalmasının üzerinden çok zaman geçti ve gebe kalmasında, yani kızgınlık göstermede zorlanıyordu. Bunun arkasından şimdi biz suni bir tohumlama yapmış olacağız diyelim. İçeriği sıfırladık, fabrika ayarlarına geri döndürdük. Üzerine iki gün sonra bir iğnemiz daha var. Daha sonrasında tohumlama yapacağız ve inşallah artık gebe kalacak. Murat abi, burası nasıl bir köy biliyor musun? Hem böyle bazı köyler olur. Böyle evler birbirine çok yakındır. Hani sık sıktır. Burası öyle bir köy değil. Burası böyle çok kendi içinde, herkesin kendi alanının olduğu, kimseyle çok istediğin kadar yakınlaştığın bir yer aslında burası. 12 ay boyunca yeşil, bence en güzel tarafı da bu. Haydi haydi kızlar. Haydi kızlar. Beni ne uğraştırdınız bugün? Hayriye dön kanki. Yerine ya. Ya artık buraları tartışmayalım beraber. Hadi. Benim işim bitti. Refleks. Vay. Elime şey battı, saman. Senin işin mi bitti? Evet. O zaman sen ona bir düve yemi doldur. Dolduramıyorum. Sen kurumsaldan hatırlamıyor musun? İşin bittiğini kimseye çaktırmayacaksın. Haydi bakalım. Haydi dünya. Aynur. Gel kızım. Gel. Haydi bakalım. Gel. Haydi. Eve gitme vakti. Gidiyoruz. Buyurun efendim. İçeride ikramlarımız olacaktır. Haydi. Dünya küçük var anneye bir tane. Oh. Sayı tam mı? Saydın mı? Saymadım da tam. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kız dur. Lan dur. Lan sakın sakın. Koş. Onun oyunu yok. Koş. Koş. Ben de arkandan geleyim. Buna ben alıştırdım da yanlış alıştırdım ya bu oyunu. Koş. Tamam, bir şey yok. Tamam. Bir saatte çıkmamız lazım Ahri'den. Niye? 5 farklı yer sütü bekliyor. Sabah erkenden kalkıyoruz. Kahvemizi koyuyoruz. Önce bir kahve içiyoruz şöyle manzaraya karşı. Önce inekleri doyuruyoruz, sonra kendimizi doyuruyoruz. Seni de aç bıraktık ama bu şey kahveyle geçtirdi. Kim gelmiş ya benim kızım? Kediler hepsi bizim şey Nuh'un gemisi gibi, her şeyden iki tane var, bir dişi bir erkek. Kontrol ettin mi? Herkes yerinde mi? Her şey yolunda mı? Gel, ördekler açalım hadi. Günaydın. Ne yapıyorsunuz kızlar? Yemler yenmiş. Bravo. Sen var ya çok yaramazsın ha. Ne
Kavga etmeyin, dövüşmem be. Çocuğa bir şey emanet edip bırakamazsın. Yani onunla %100 ilgilenmelisin. %90'ı kabul etmez çocukla çalışmak. Hayvanlar da öyle. Onlar da hani sana muhtaç. Bence böyle bir arada benzerlik var mı sence de? Bence de. Kesinlikle. Ama zahmeti de yok değil. Ne öldürür ne güldürür. Hayata bağlar ama. Orası var. Mesela şu an hep Danur'la şunu konuşuruz. O kadar hayata bağlıyız ki hayatın işte şu an havanın nemi, havanın yağışı bizim için çok fazla önemli. Yani bir iş yapacakken önce hava durumuna bakıyorsun. İnekleri çıkarsam mı? İşte ot biçme sezonu geldi mi? Yemlerimizi alsak mı? Yani o yüzden ister istemez mevsimleri çok takip ediyorsun ve dünyanın her türlü değişimi senin için çok önemli. Çalışıyorum ve bir hayatım var. İstanbul'dayım, şehirdeyim. Ne istediğim belli, az çok fikrim olabilir ama neyi istemediğim bence çok daha önemli. Mesela bu trafik stresini istemiyorum. Çok net bir, hani öznel bir şeydir. Bunu istemiyorum dedikten sonra onu çözmeye çalışırsın, ondan kaçarsın. Bizim de biraz da gelme motivasyonumuzdan birisi de buydu bence. Bizim inekler de eğitimli abi bu arada. Bak şimdi ilk önce sağlanan hayvanımız Aynur. Bilerek bunları yaparken her seferinde yüksek sesle isimlerini söyledim sağıma çağırırken. Mesela şöyle, hiçbir şey konuşmadım başka. Aynur dedim, kapıyı açtım. Bunu aldıktan sonra Gazel dedim, Hayriye ve Kalben. Hepsi sırasını bilir, sıra hiç şaşmaz. Abi şimdi sen bana şey gözle mi bakıyorsun? O kadar okudun, şimdi gel burada tezek temizle. Bu kokunun içinde. Bir şey söyleyeyim. Para kokuyor bu. Sencer Solakoğlu der bunu. Para kokuyor. Evet, tezek değil. İneklerin tezekleri aslında çok temiz bir şey bu arada. Yani sadece ot yiyorlar, başka hiçbir şey yok. Yani belli bir süre kuruduktan sonra dokunabiliyorsunuz. Yani bence bu çok ilginç bir şey. Topraklaşıyor çünkü. Ve çok kıymetli ve çok şey, çok kıymetli bir şey. Aslında hayvancılık yaparken hani her şey değerlendirilir derler ya. Yani ineğin poku bile kıymetli yani. Mavi! Bak sıradaki Gazel bekliyor kapıda. Herkes sırasını biliyor demiştim. Gazel! Hadi gel babası. Kalben! Gelsene! Kalben gel kızım. Gel hadi. O beni dinler. Vallahi. Hakimiyet kurmuşsun bütün neklere. Hadi kızım, Hayriye senin birlikte. Evet, haydi dışarı. Şimdi dışarı çıkıyorlar abi. Dün akşam nasıl aldıysak aynı şekilde dışarı çıkıyorlar. Bizim Mera totalde 80 dönüm ama 30 dönüm Mera olarak kullanıyoruz. Etrafı kapalı. Aldı mı böyle hanım alacağım. Ama geldiğimiz nokta burası yani, beraber süt sağmaya gidiyoruz. Böyle kız bulamazsın ya. Valla. Normalde biz inekleri böyle kapalı falan da bakabilirdik. Aynen. Ki hani hep öyle derler. Kapalı bakınca daha verimli olur yani. Ona çünkü bütün rasyonunu ayarlarsın ama biz ineklerin sadece böyle süt veren canlılar olarak değil, böyle bizimle beraber yaşayan, aynı zamanda fazla sütünü de aldığımız, Mera'da özgürce dolaştıkları ve mutlu oldukları, mutlu olan inekler istiyoruz aslında. O yüzden Mera'ya çıkartıyoruz ve bağlamıyoruz hayvanları ahırda da. Padok sistemi var. Onlar mutlu, biz mutlu. Böyle. Haydi. Haydi. Kızım daha yeni temizledik. Niye kirletiyorsunuz ya buraları? Pis kirlet diyorsunuz. Pis kirleniyor. Haydi. Haydi. Hey. Ya ne oldu? Niye çıkmak istemiyorsunuz ya? Abi niye buraya yapıyorsunuz? Dışarıda yapsanıza şu işi ya.
Gel bana yap hadi gel. Bana söküyor mu? Gel. Böyle arsız. Tabii tabii bu oyun. Tamamen şurayı kaşı diyor bu. Kaşımazsan da bak bırakıyorsun. Jersey sıyrıkları biraz daha kemikli yapıda olur simentallere göre. Mesela şu siyah beyaz aynura bakarsak o simental kırması bir inek. Onlar yediklerini direkt besiye çekerken yani yağlanırken Jersey sıyrığı bunu genel olarak süt yağına ve süte çeviriyor. Çalıştıkları ana nokta farklı. O sebeple biraz daha kemikli yapıdalardır Jersey sıyrıkları her zaman. İnsanlar o sebeple işte bazen zayıf mı hayvanlarınız, işte bakmadınız mı falan bizimle alay edebiliyorlar bazen de. Hepsi aynı şeyi yiyor sonuçta. Mavi, bayağı güreşeceğiz ha. Ya sen bir kere böyle bir evde oturamazsın inek bakıp da. Yani ya, artık bunu kabul et. Olmaz. Evet, onu kabullendim artık. Onu kabullendim. Ya olmaz. Şöyle küçük, baraka, pis kokacak falan öyle. Ha. Köyde yaşamanın avantajları abi. Bak hemen tak çıkardım. Bir şey baktım sesi çok açıldı hanımın. Hop buyurun efendim. Arkadaşın çok olmuyor. Hani çok yaş grubumuz yok. Şimdi bir hata yaptıysam da suçlu olsam bile özür diliyorum. Çünkü konuşacak başka kimsem yok. Değil mi? O yüzden hemen barışıyorsun. Ben sürekli özür dilerim. Hadi gel konuşalım. Hadi gel şöyle gezelim falan gibi. Böyle de avantajları var ki. Evet 24 saati beraber geçirmenin iyi tarafları ve kötü tarafları da var tabii, yani. Tabii tabii. İş arkadaşı, ortak. Evet, aynen. Sevgili bazen eş. Küsüyoruz böyle şey diyorum. İş dışı konuşma benimle. Sadece işle ilgili konuşuyoruz. Yani inekler şöyle oldu. Tamam ineği tut, getir, şöyle şuraya gel beraber. Onun dışında şey ne haber dese cevap vermem. Ben de şey yapıyorum. Aynur bahçeye girmiş ama seni de özledim ya. Hani işle alakalı sonuçta. Aynur var işin için. İki tane Rottweiler var burada. Baksanıza. Ama çok şirinler. Serbestler. Bu çiftlikte dolaşıyorlar istedikleri gibi gönüllerince. Bunun ismi Aden. Diğeri uyuyor şu anda. Baksanıza çok rahatlar. Ama onların eline çok küçükken geldiği için istedikleri gibi yetiştirmişler. Böyle sakinler. Bakmayın böyle tiplerini korkuttuğuna. Bizim hayatımız bu abi. İşte burada görüyorsun hayvanlarını götürenler var. Komşularımız var. Herkesin bir kendine ait meşgalesi var. Burası Şeydanur'un köyü ata toprağı. Yani o yüzden geldiğimizde hiç yadırganmadık burası çünkü yani herkese de sorduğumuzda bizim gelmemizden rahatsız mısınız evet. Dedik. Ya siz buranın yerlisisiniz yani artık evet. Köy sizin gibi tepkiler de aldık. Evet aslında bir fırsat vardı bizim için burada. Böyle bir ev yapılmıştı. Biz de bu fırsatı değerlendirmek istedik. Hatta bence beraber yukarı çıkalım bir çay kahve içelim orayı da gösterelim. İyi sıcak ha. Murat abi inanır mısın? Sosyal medyada ufak tefek kazançların dışında bizim bizi geçindiren şey şu mavi bidon. Burada. Evet. Yani. Önemli. Önemli. Oraya iyi bakmak lazım. İyi tutmuşsun. Sıfır sermaye ile başladık. Ziraat Bankası'nın işletme kredisi vardı. 100.000 TL. Hayvancılara özel tabii. Evet hayvancılara özel sıfır faizli. Şu an 300 bin lira oldu. Biz onunla o dönem 6 tane hayvan almıştık. Çok ilginç. Fiyatlar öyleydi. Ve 6 tane hayvanın biz 3 tanesini yani bir sene sonra 3 tanesini satınca krediyi kapatmış olduk. Ve elimizde 3 hayvan yavruları falan filan da var bunların. Şu an neredeyse 1 milyon TL'lik bir sermayemiz var. İstanbul'da kalıp işlerimize devam etseydik böyle bir sermaye oluşturamayacaktık. Karşılaştığımızda dışarıda falan insanlarla hani ne iş yapıyorsun beni hiç tanımayan biri. Sonra ben çiftçiyim diyorum hayvancıyım. Hiç söylemiyorum yani hangi bölümü okuduğumuzu, ne yaptığımızı falan. Çiftçiyim ben diyorum ve çok şaşırıyorlar yani. Ve hatta şöyle de oluyor, üstten de davranmaya başlayabiliyorlar. Çünkü çiftçiyim diyorsunuz ya böyle. He, öyle bir ezme çabası da var değil mi? Evet yani öyle bir şey de var. Sonrasında tabii bu değişiyor, hatta şaşırıyorlar. Yani bence artık bu algıların biraz değişmesi lazım. Yani bu tek düze, kalıp,
İşte hani şeyden de bahsettik ya hep, yani hayvancılık yapıp böyle bir evde yaşamak, işte kendine hayvancıyım ben deyip Fransız filmleri izleyip işte kitap okuyan insanlarız. Yani bunların ikisi, yani özel hayat başka bir şey, iş hayatı başka bir şey. İşte dışarı çıkıp iyi bir yerde kahve içmen garip gelir insanlara. Ya ben hatta böyle bir bazen yorumlarda şey söylüyorum, gelmek istiyorlar, hani dalga geçiyorlar bu bizim evle olan şeye. Kaliteli bir kahveye Jersey sütü koyacağım. Bak böylesini hiçbir yerde bulamazsın falan diye. Evet, haklısın. İnsanlarda böyle bir durum var nedense, ama bir şey çok fazla konuşulunca değişecek onlar. Evet. Değil mi? Bu durum niye var ki? Yani niye böyle bir şeyin sonunda, finalinde başarı veya başarısızlık veya neden öğrenilmiş kalıpların üzerinde gidiliyor? Neden böyle düşünülüyor? Yani şöyle düşünüyorum ben. Eskiden insanlar hani şey düşünüyordu. Belli başlı işleri insanlar köylerden şehirlere yani döndüler iş bulmak amacıyla. Hani bizim annelerimiz, babalarımız da aynı şekilde. Hani bunlar kendilerine sıkıcı da olsa işte çok ağır şartlar altında çalıştılar ve çalışıyorlar bizim arkadaşlarımız hala. Hani eskiden insanlarda şey vardı, ne yapacağız yani, buna katlanacağız, katlanmayıp da ne yapalım, köye dönüp hayvana mı bakalım? Şimdi böyle bir ezber var, insanların kafasında her zaman bir köy, köy sefalet, ben ona dönmüyorum, ben buradayım çünkü iyiyim. Şimdi kendini bir noktada bir güruhtan yüksek görüyor, iyi görüyor, bu iyi hissettiriyor ama bu kitlenin de artık kendilerinden biraz daha iyi yaşamaya başladığını görünce, hani onlar için sürgün olan yer aslında bir tık şartlarını iyileştirdiğini düşününce adam şey diyor. Yani bu da lüks olmuş. Galiba şu an en altta ben kaldım psikolojisi belki sıkıntı yaratan kısım olabilir. Geldiğimiz noktada damı akan, bacası akan, duvarı boyasız, altı pis kokan, altında hayvan beslediğimiz evlerden, o evin etrafında dolaşan tavuklardan yumurta aldığımız dönemden, o yaşamlardan. Şimdi o üretilen şeyleri almak için başkalarının boyunduruğu altında aynen çalışan insanlar topluluğu olduk. Evet, doğru abi. Kim üstün? Tarifi yok internette. Ben bunu yaşlı abazı teyzelerden öğrendim. Ve ilk başlarda Necip çok kötü peynirler yemek evet zorunda kaldı. Olmayan peynirleri yedim. Güzel mi? Şey böyle çok aromatik bir peynir değil. Smooth yani, yumuşak. Kaşara kayıyor gibi değil. Aynen. Kokusu da yok. Evet. Bir tane daha yiyeceğim. Bir tane daha. Bir de biz bunun meşe odununda islediğimiz bir versiyonu var. Hı-hı. İsli peynir oluyor böyle. Belki yemişsindir. O acayip bir aromatik bir şey oluyor yani. Bu peyniri alan kimler var? Hep gene Çaycuma'da mı yoksa internetten mi gönderiyoruz? Her ikisi de. Meclis'ten de yiyorlar abi bizim peyniri. Meclis'e gidiyor. Yani şöyle bir şey var. Abuzu olanlar zaten alıyorlar. Yani bizim şeyden olanlar. Bunu tanıyorlar. Aynen, biliyorlar bunu. Böyle hiç bilmeyenlere de mesela süt alan bizden, tereyağı alanlara da bazen böyle küçük yapıp hediye ediyorum. Tadına baksınlar diye. Sonra bağım müptelası oluyor. Sen neredeydin Necip? Samsun. Evet, Neşe Çiftliği'nin en çok merak edilen kısmı bu kısım. Böyle bir köyde yaşayıp böyle bir evde oturuyor olmak ve hayvancılık yapıyor olmak. Rahmetli abim bu evi böyle aile evi olarak yaptı. Benim babam bu toprakta doğuyor ve evleri yanıyor. O yüzden abim de böyle bir ev yapmak istiyor. O yaparken de müteahhitti kendisi. Böyle birazcık havalı bir şey olsun istedi. Biz de bu ev yapıldıktan sonra hayvancılığa başlayacaktık. Burada boş duran bu evi değerlendirelim istedik. Biz onun yanındaki küçük müştemilatta kalıyoruz. Bahçeye girdi. Ta aşağıdan sen dolaş, koştur koştur. Buradaki patates var. Bahçeye girmeye çalışıyor. Abi işte benim köy burası böyle. Beğendin mi köyü? Şimdi bak şuralarda hep yoncalar ekiliydi. Biçim yapıldı. Birinci biçimler yapıldı. Daha çok hayvana yönelik yem bitkileri aynen ekilir. Yani mısır silajı bir yapılır. Bir de deveci armudu meşhurdur buranın. Aynen. Kayıkçılar köyü. Kayıkçılar köyünde inanılmaz tarım yapılır. Seralar vardır. Buranın tabii ki bitki örtüsü garamancar. Bunu bilmeyen yoktur herhalde. Garamancar. Yöresel diliyle tabii ki. Nedir? Aynen.
Garavan. Bilmeyenler olabilir. Karalahana. Karalahana. Aynen. Aynen karalahana. Garavancar diyorlar burada. Kışın haftada 3 kere garavancar yapılır. O yüzden evde erkekler çok durmazmış mesela. Erkeklerin kahveye gitme sorunu oymuş burada. Kadınlar anlatıyor. Ha bu arada şey abi dün sordun ya Neşe nereden geliyor soyadınız falan da değil diye. Necib'in neyse ilk iki harfi Şeyda Nur'un da ilk iki harfi. Biz bunu ilk sevgililik zamanlarında böyle aklıma gelmişti. Şeyda Nur'a demiştim. Tavlamak için kullandığım şeylerden biri. Hani çocuğumuz da olursa özellikle kız Neşe koyarız diye. Böyle bir köy hayatına başlarken de çiftliğe isim düşünürken yani işte ikinci kere düşünmedik bile Neşe. Bu arada çiftliği. Şeyi de söyleyeyim. Bizim Neşe diye bir tane buzağımız var. Normalde çiftliğin ismini bir buzağa vermek iddialı. Çünkü buzağı satılabilir şöyle böyle. Çakalın ısırdığı buzağımız var. O buzağı biz hayatta tuttuk. Yani şöyle söyleyeyim bağırsakları falan ortadaydı hayvanın. Tam arkasından görebilirsin. Şu an gayet iyi sağlıklı sürünün içinde ve dedik ki onun ismini Neşe koyacağız. Aslında mucize koyun dediler ama dedik ki Neşe koyacağız onun ismini çünkü ne olursa olsun hiç doğum yapmasa da hiç süt vermese de Neşe bizimle beraber yaşamaya devam edecek bu çiftlik. Bu çiftlik var olduğu sürece Neşe kendi eceliyle ölmediği sürece biz Neşe'yi hiçbir şekilde satmayacağız, vermeyeceğiz ne olursa olsun. O yüzden ismini Neşe koyduk. Burada da kendimize küçük bir bostan yaptık. Yani öncelikle öz eleştiride bulunacağız. 3 yıldır köyde yaşıyoruz ve hiçbir şekilde hayvanlar işini çözdük. Tarımı bir türlü halledemedik. Bende bir uğursuzluk var. Bir türlü bahçe yapamadım. 3 yıldır uğraşıyorum. Ektiklerime ya bir şey giriyor ya bir şey oluyor. Bu sene dedim ki inat ettim. Yani bahçe yapacağız bu sene ve böyle Necip'e söyledim böyle güzel bir tel çekti. Bir de bu toprak çok yıllardır işlenmediği için çok sert bir topraktı. Bu yüzden de aslında toprağımıza sahip çıkmak çok önemli. Çünkü toprak gidiyor, mahvoluyor. Ve yapan ben... da iyi yapmış ha bu çitleri şeyden dur şuraya bak bak. Aynen sağ ol. Necattin Keykubat. Bu arada ben kabakçıyım hiçbir şey yetiştiremiyorken bile kabak yetiştiriyordum bak abi. Kabaklarımı görüyorsun. Aa dikeni battı. Bir dakika eldivenimi takayım. Gülü sevdim dikeni battı. Kabak. Ben hemen elim şöyle. Şunlar dikenli de. Koparıyorum abi sana bu. Kabak güzel değil mi gayet? Evet, bu bizden Murat abiye. Hediye. Bu arada bayağı çıkmış ya. Dur şunları koparayım abi bu arada ben. Gelmişken. Ya ilk defa böyle bir şey yaşıyoruz. Evet üç bu arada buna sonunda. Şahit olsun. Aynen ilk defa bahçeden bahçemizden bir şey. Yetişen bir şeyi hasat ediyoruz şu an. Bir şey soracağım. Bu kadar büyümesi normal mi? Doğru koparılma şekli mi bu evet. arada? Evet. Çat diye çıkıyorsun. Tekrar çekecek. Hayır. Tekrar çıkacak. Çıkıyor zaten. Bak beni kabaksız bırakma. Bir kabaksız bir tabaksız kalmayı sevmem. Bir şey söyleyeceğim Necip. 2 kilo kabak topladık. Ne bahçe? Şok için. Baksana. Ver bana. Vuuu. Akşam artık bir hafta kabak yeriz. Abi köyün içi, evin içi bildiğin bir köy evi. Yani şimdi çiftçi biraz dağınık olur. Ben de kusura bakma. Öyle. Şu an Şeyda Nur'un çırpınışlarını izliyoruz. Bu demek oluyor ki abi içerisi pis temizlemedim. Lütfen girme. Dağınık. Dağınık. Şu salon ağzı kitaplarımı gösterebilirim ama sana özel. Hiç göstermedim neredeyse. Evet Şeyda Nur evinin kapılarını ilk kez Muratça kameralarını ama açıyor. Dağınık dağınık. Tamam gelin. Böyle kitaplarım var burada. Ya sobamız var. Biz kışın böyleyiz yani. Gün içimiz böyle. Evet. Kedi burası köpek benim yerim. Örtüler var. Abi bu da bizim tasarladığımız bardak. Giderken sana hediye vereceğim bir tane. İnek memeli. 4 tane memeli. Hep böyle güzel taraflarından bahsettik. Ah dedik ne güzel yeşillik, doğa, özgürlük. Biz 3 yıldır belki 5 kere toplam bir yere gitmişizdir. O da 2 günlük. Aynen 2-3 günlük. Hiçbir yere gidemiyoruz. Bu da tabii sürdürülebilir kısmını yani sürdürülebilir olma kısmını biraz zorluyor. İlerleyen zamanda hayvan sayımızı biraz arttırıp
burada bize yardımcı olacak bir aile yanımıza alabilirsek o zaman işte daha farklı, daha güzel işler yapabileceğiz. Bunun için de büyümemiz gerekiyor. İlk öncülümüz yani hayvan sayısını arttırıp süt miktarımızı arttırmak tabii. Aynen ki öyle. Geçen yılda babamı kaybettik. Onun da fotoğrafları var burada. Yarın da hatta yıl dönümü. Aynen. Hamdi Koç'un. O da çok özel bir insandı, Şeyda Hanım'ın babası. Ben tanıdığım için hatta yani köye gelmemizin bir noktada bana faydalı olan kısmı da bu. Ben Şeyda Hanım'a da her zaman söylüyorum. Hani belki şehirde kalsak böyle bir karakteri tanımayacaktım. Ama böyle bir karakterle iki sene geçirip dolu dolu işte süt dağıtmaya gittik. Burada bana arkadaş oldu. Babamın da hep vasiyetiydi. Kesinlikle ve kesinlikle hiçbir yere satmayacaksınız diye. Biz de sahip çıkmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Bu arada tabii Instagram üzerinden, YouTube üzerinden bizi izleyenler çok fazla böyle bize baskı yaptılar. Hem evi merak ettiler, hem yaşadığımız bu çiftlik hayatını merak ettiler. Biz de mecbur kaldık artık ve hani evi Airbnb'ye açalım dedik. Ondan sonra üst katı da, hatta sen kaldın orada, deneyimlerini paylaşıyorsun. Üst kattaki iki odamızı kiralamaya başladık. Onu da böyle şey değil yani, biz böyle bakıyoruz, konuşuyoruz. Bu hayatı gerçekten bizimle yaşayacak biri varsa hani kabul ediyoruz ki bizim için de hani zor olmasın. Çünkü burada inek, ineğin tezeyi var, inekler var. Onlarla vakit geçirmeyi seven insanların gelmesi bizim hoşumuza gidiyor. Ceydan, açar mısın şurayı? İyi ki getirdin ha. Meran'ın her tarafına böyle bırakıyoruz suları da. Çünkü çok sıcak, hayvanlar yanıyordur. Gerçi sizin oralar nasıldır abi şu an, Muğla tarafları? Aynen. Yani buralar böyleyse. Yanıyor memleket. Harbiden. Bu arada burada da bizim bulunduğumuz köye çok yakın bir 5-6 tane koy var. Batı Karadeniz'in değeri daha henüz bilinmedi. Bizim 2016'dan beri arkadaşlığımız var. Şeydandır o kadar ketum birisiymiş ki demek ki. Biz istemeye geldik İstanbul'dan buraya. Hani böyle o da bir yaz günüydü. Geldik kapıya, evi gördük uzaktan. Ya dedik hani ben tamam bir şeyler diyordu Şeydanur da, böyle de olabilir mi falan dedim ki, mesaj attım direkt kapıdayken, kızım bu ne? ben beni para için değil, gerçekten beni seviyor musun? Seviyor benim test musun? Ay, seni test ettim, testi geçtim, o yüzden hayvancılık yüzden yapmaya hak kazandım. Ya şöyle, saklamak değil aslında yani. Şeydanur'un hayat bakışı evet, biraz daha farklı. Ben farklı bakıyorum. Yani bazen bir ayakkabıyı görüyorsun. Para değil de hani bir ayakkabı 1000 lira değil. İşte şu kadar litre süt ediyor. Aynen. Gibi. Şeydan bir ayakkabı öyle gösteriyor. Mi? Bunun için şu kadar süt satman gerekir diye. Ya da bana şey yapıyor diyor, işte bu hafta diyor şu kadar kilo peynir yaparsan diyor alabilirsin istersen yap falan diye böyle. Biz geçenlerde bir tane şeyle dalga geçmiştik Reels'la. Hatırlıyor musun? Ağaca sarılıyorlardı. Ağaca sarılmayı Murat abi çağırıyor. Şimdi Murat abi gelecek deyince ilk bir şey oldum. Ağaca sarılan Murat abi. Murat abi özür dilerim. Ama yani burada bolca ağaç var. İstersen seninle bir fındık ağacına sarılalım. Bir de sen onu tadına. Bir de fındık ağacını anlatacağım. Dün akşam ateş yaktık. Murat abi tabii o Ege'de olduğu için buranın yani bitkisini bilmiyor. Şöyle bir odun attık şeye, çanağa. Böyle bir ateş yanıyor. Dedi ki bu fındık ağacı mı, fındık dalı mı dedi. Biz ikimiz kahkaha atmaya başladık. Niye gülüyorsunuz dedi. Abi dedi, fındığın en kralı şu kadar olur diye. Aynen, ben şey korktum. Ben korktum sarılacak diye. Yok ağaca sarılmaymış, yok fındıkmış, bilmem neymiş. Yok fındık ağacı ince olunmuş. Sanki siz çok iyi yapıyorsunuz hayvancılığı da. Ama siz yaparsanız hayvancılığı, eğer siz yapıyorsanız ben hayli hayli yaparım. Bu mu fındık ağacı şimdi? Evet. Aynen, ince oluyormuş ama ne var yani, bilemeyebiliriz. Biz de narinciyeceğiz yani.